Ben Voljan Voyvoda. Saklamış olduğum büyük hazinelerin yerleri. Bağdat yolu, alnı kesik kayanın cephe kısmı yani kovuğun arkasında bir halka çakılıdır. Daha ileride Arnavut kaldırımı döşenmiş Bağdat yoluna ulaşılır. Bu yolu arkamıza alır. İnce bir dereden karşıya geçmeliyiz ve hafif meyilli bir yokuşu tırmanırız. Yolun sağında eski bir harabelik görünür. Burası bizim için çok önemlidir çünkü burada adamlarıma ait pek çok işaret vardır. Aynı o bölgede muazzam büyük bir kaya vardır. Bu kaya mutlaka dikkatinizi çekecektir çünkü kayanın yarısı düz biçimde kırıktır. Ve bu kayada tek bir istavroz mevcuttur. Bu kayanın hemen sağ tarafında bir su gelir, dönemece alırken batar, yok olur. Aynı kayanın hemen solunda ise 3-7 kişinin sığabileceği bir kovuk görürüz. Kovuğun solunda ve içinde kabartma olarak bir tosba resmi yaptık. Bu kovuğun altını oyarak mahzen de yaptık. Bu mahzen bizim için önemliydi çünkü çok sayıda heybe dolusu altını buraya koydurmuştum. 17 kişiyle burasını kapattırmıştım. Kovuğun içinde ve solunda kabartma bir tosbağa resmi vardır ama göremezsiniz. Ben bu sırada sakin ve keyif içinde kendime has bir kroki çizdirdim. Kalıptan çıkan halkayı teslim ederek oyuğun karşısına geçtim. Hava kararmış, yağmur neredeyse yağmak üzereydi. Muazzam kanaranın cephe kısmını işaret ederek halkayı oraya çaktırdım. Benim ölçüm zirveden iple 6 metre gelir. Eğer gelmezse 18 arşın noksan olabilir. Çünkü bu kaya halkalı kayadır. Daha ileride Arnavut kaldırımı döşenmiş Bağdat yolunu görürüz. Bu yolu arkamıza alarak ona paralel olan ince bir dereden karşıya geçtik. Sonra hafif meyilli bir yokuşu tırmandık. O sırada yağmur hızla yağmaya başlamıştı. Biz de yolun sağında eski bir harabeliğe sığındık. Bellamuti Harabeliği. Bu konakladığımız yer Bizanslardan intikal etmektedir. Bir gece orada konakladık. Adamlarımın can sıkıntısından olmalı ki pek çok nişanlar yapmışlar çevreye. Bazı yerlere kendi paralarından yerleştirmişlerdir. Bunların her biri adamlarımın kendilerine ait olup yerlerini kayıtlarıma almadım. Yalnız kafası çalışan her şahıs keski ve çekiçle bu paraları arının çiçekten bal topladığı gibi toplayabilir. Sabah gün pırıl pırıl Bellamuti harabelerinden erken saatlerde ayrıldık. Önden ilerleyerek bir kayalığa tırmandım. Burada kalıptan çıkma bir oturak taşı gördüm. Üzerine oturup da baktığımda halkalı kayaya çıktığım halkalar buradan gözlük şeklinde görünüyordu. Aşağı indim ve tekrar halkalı kayaya geldik. Bu sefer sağ tarafta dair bir boğazda bir çeşme gördük. Bu da Konstantin yapımı suyu ayakta rahatlıkla içilebilir oluğu taş. Bu taşta da bir istavroz vardır ve çeşmeyi sabit nişan alarak karşıdaki sırta geçtik. Evet, Okkaya mevkiinde ki mağara gerisinde tavana bir haç işareti yaptık. Bu mağaraya ne alttan ne de üstten girebilirsin. Okkaya mevkiindeki mağara girişinde tavana bir haç işareti yaptık. Bu mağaraya ne alttan ne de üstten girebilirsin. Mağaranın altında yığma kayalar mevcuttur. Bu kayaların biri farklı olup üzerinde bir baklava dikesi işareti vardır. Mağara içinde bir eğer işareti mevcut ve de tabanca bir haç, ayrıca mağara ağzına bir hayvan çanı astık. Rüzgar lodos estiği zamanlar çalar. Bölgede yapmış olduğum işaretler 1. Çocuk 2. Öküz çeker vaziyette bunlara mısır başağı verir ve de elinde bir sepet vardır. 2. Diğerlerinden farklı kayada tarlasını 2 öküze sabanla sürür vaziyette çiftçi yaptık. Sabanın ortasındaki damlacıklar kandır yani tuzaktır. 3.
Sabankaya'nın doğusunda bir, başka işaretimiz bir köpek resmi, az ileride bir yayla ve de bu yaylanın doğusunda bir kayada çiftçi ot biçer resmi vardır. Bu kayanın üzerine çıktığında diğer işaretli kayayı görebilirsin. Sonuçta işaretli kayalar ve de mağara bir baklava dikesi krokisi oluşturur. Köpek resmi ve çocuk bir tıpadır. Buradaki öküzlerin biri grimsi, diğerisi de beyazdır. Kayanın kendisi gri ve beyaz öküzün yanında boya ile yapılmış ve ellerinde mum tutan 3 kız işareti vardır. Rahipler Manastırı, tepede ve çevresinde çok iri 18 meşe ağacı bulunmakta. Buradan 35 adımda bir tepecikte altın dolu bir bakır sakladık. Kazandan bahsediyoruz. Manastırın kuzey istikametinde yüzeyi çok büyük bir kaya yaklaşık 900 adım. Bu kayanın yine kuzey istikametinde ağaç kova işareti oyma. Rahipler Manastırı'nın kuyunun hemen yanında göreceğiniz düz kayada haç işareti altına araba konağından çaldığımız 90 okka altın ve gümüş paraları gizledik. Volçan yine ana paranın tam noktası bulunması için Okkaya mevki, manastır ve mağara çevresinde birçok ganimetler bırakmıştı. Çok akıllıca ve kurnazca hareket ediyordu. Ve de her gömü sonrası sinsice gülüyordu. 1819, Leskoveç köyü çevresinde ve Goliyama, Kuilovina bölgesinde bir kaya bulacaksın. Bu kayanın altına sığınakmış gibi girebilirsin. Bir kulübeyi andırır gibi. Kulübenin tavanında bir domuz işareti göreceksin. Bu domuz işareti bir tıpadır. Tıpayı kır, çokça altın müjdesi vardır. Altın paraların düştüğü yeri de kazmayı unutma. Asıl define ayaklarının altındadır. Derince kaz. Aynı bölgede bir başka kayada bir gayda işareti göreceksin. Burada ya da buraya yakın bir başka kayada bir kartal işareti bulacaksın. Kartalın ayaklarında bir yılan, burayı derince kaz ve Mahmudiye altınları ile dolu 25 torba bulacaksın. Kartal işaretli kayadan 280 adım kuzeyde bir kayada oyma bir kılıç işareti göreceksin. Kılıcın ucu istikametine doğru 130 adım git, seni bir başka define bekliyor. Bu define yatağını da bulunduğunda bu bölgeye ait son definemiz, 20 adım batıda bir başka kayada bir ayı ayağı izi bulacaksın. Tam işaretin altını kazacaksın. Ve burada içi harika elmas ve zümrüt dolu bir kasa bulacaksın. Bir ara Pop Martin ve Putkov bu hazinelerin burada gömülmesine razı kalmadıklarını dile getirdiler. Onlara hak veriyorum aslında. Buraya bunların gizlenmesi sakıncalıydı. Ne var ki? Düşman her taraftan etrafımızı sarmıştı. Bizim bu kadar yükle kaçmamıza da imkan yoktu. Ben Volcan. İlk defa yüreğim burkularak define gömdük. O da bu bölge diğer değerli definede uyguladığımız tuzakları buraya yapma zamanımız hiç kalmadığı için lanet olsun. Tekrar lanet olsun. Dilerim ilk fırsatta aynı bölgeye gelip bu gömdüğümüz paha biçilmez hazineleri daha güvenli bir araziye gömeriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi anlatımlarında çok güzel, aslında var ya, çok akıllıca gömülmüş ve saklanmış hazinelerle ilgili ve mantıkla ilgili aslında zaman diliminde videolarda da ben sizlere bunları anlatmıştım. Farklı kaynaklarda da bizim önümüze gelmişti bunlar. Ne diyor? Bir mağaraya girdik. Yukarıda bir domuz işareti vardı. Bir onu kırdık. Kırdıktan sonra içinden paralar döküldü. Bakın ikinci işareti nasıl yapmış. Tam ayağının düştüğü yerde tekrar orayı derince kazman gerektiğini söylüyor ve oradan parasının alınması için derin kazılıp asıl hazinenin orada olması gerektiğini söylüyor. 25 torbaydı zannedersem Mahmudiye. Yine daha evvel de anlattık biz size, göndermiş olduğumuz işaretlerde bir kılıç işareti vardı ve kılıç işaretlerinde hemen olduğu alt tarafta olabilirken 150 ve 130 adımda
o adımlamalarda mallarının olabildiği ile alakalı bilgi de vermiştik. Bu tüfekle 200 adımdı. Ben bunu daha evvelden karşılaştığım örneklemelerden bir tanesidir. Onu da söyleyeyim. O kadar şahane bilgiler veriliyor ki burada. Bakın, yapmış olduğu birçok hazineyi tuzakladıklarını söylüyor. Bir yere zümrüt ve elmas saklaması yapıyor. Çevresi çok kalabalık olduğu için ve arandığı için ve bu eşyalarla da gezemeyecekleri için onları bir yerlere saklama gerekliliğini burada kendisi anlatıyor. Bunlara da en sonki kaçmak zorunda olduğu, sıkıştığı için kaçmak zorunda olduğu eşyalarını, yani mücevherleri de tuzaksız sakladığı için de pişmanlık duyduğunu burada anlatıyor. Bu nedenle bu eşkıya belgelerini incelemek ve anlamak benim için ve sizin için ya da bu gibi konulara meraklı olan kardeşlerimiz için gerçekten çok değerlidir. Bakın, hafife almayınız. Biz ne diyoruz? Bizans mağaraları, Bizans kalıntıları, Bizans mağaraları, Konstantin diyor arkadaşlar. Bakın, Konstantin diyor. Bu Konstantin'in merkezi neresi? Çevresi 50'şer kilometre, 60'ar kilometre, 80'er kilometre bir çap kuruyoruz. Çevresinde bir düşünün, yani neresi olabilir? 3 kilometre mesela, 80 kilometreye kadar, 3 kilometre. Bunların cirit atabileceği ve gezebileceği. Yalova, Bursa, İzmit, Hersek, Kocaeli, Edirne, Çatalca, Arnavutköy, Hadımköy, Kırklareli, Demirköy, Bulgaristan sınırı. Değil mi arkadaşlar? Biraz mantık. Zonguldak, Bilecik, bu bölgelerde Yalova cirit atmış bu adamlar. Birçok yerlerde de gezmiş. Oradan Ordu'ya da geçmiştir, Samsun'a da geçmiştir. Karadeniz, Istranca dağlarının olmuş olduğu Bulgaristan sınırları içine kadar bunlar gezmişler. Ve binlerce kişiyle beraber soygunlar yapmışlar. Bunları lütfen kale alalım. Bakın, biz anlatıyoruz. En son ben bitirdikten sonra belgesel tadında 5 tane mantıkla alakalı genel olarak bunlara kendi analizlerimi anlatacağım. Kendi tecrübelerimle sizleri bilgilendirmeye ççalışacağım. Nereler olabilir, nasıl olabilir, nasıl işaretler olabilir? Arkadaşlar, mezar işaretleri, bakın. Bak, yine söylüyorum. Mezar işaretleri. Bu adamlar devamlı gezdikleri ve soygunlar yaptıkları için hemen saklanabilecek, çok uğraş verilmeyecek yerlere gömüler yapar, orayı istedikleri gibi tuzaklayarak kapayabiliyorlardı. Çünkü tuzak yapılabilecek yerler aslında hazinelerin de ve büyük hazinelerin saklanabileceği noktalar mantığıyla hareket edin. Siz bir soygun yaptınız, eşekler yüklü. 20 eşek var, 20 eşeğin hepsi yüklü arkadaşlar. Gidiyorsunuz, duyum aldınız ve çevreniz sarıldı. Yani sarıldı dediğim bir 50 kilometre, 60 kilometre mesafede askerler var. Hemen bunları saklamanız gerekiyor. Belli noktalarınız var. Bölge işareti yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ok ve yay yapıyorsunuz. Halkalı kaya yapıyorsunuz. Mağaraların olduğu yerde bir mezar alanı görüyorsunuz. Mağaranın içine giriyorsunuz. Yanınızdaki 200 kişiyle beraber o mağarada saklama yapıyorsunuz. O mağarayı kapatıyorsunuz. Tuzaklama yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Yani 10 gün orada konaklıyorsunuz. 10 gün boyunca o 200 kişi olmalı gömüyor. Bazı kardeşlerimiz var. Diyor ki, biz 2 kişiyiz, canımız çıktı. Anamız ağladı. Öldük bittik. Arkadaşlar, 200 kişi, adam ne diyor? Ben bir mal sakladım diyor. 15-13 kişiydik diyor. Örnek veriyorum. Biz bunu diyor 30 günde kapayabildik. Şu kadar saatte. Aslında bunlar kroki diyor ya, 38 adam, 42. Şöyle söyleyin, koordinat olarak düşünün. Yani onun kafasında belirlemiş olduğu rakamlar bir koordinat kafasında. Yani o 38 dediği adam, aslında orada 38'in bir anlamı var. İşte diyor ya, 200 saat yaparsınız diyor. 7 kişi diyor, 7 de bir koordinat. 76 saatte de siz yaparsınız diyor. Ama diyor, tek kişi de diyor, bir yılda anca açar burayı. 365 günde o vermiş olduklarıydı. Rakamlar orada şifrelemedir. Yani onun hesabını mı tutmuş orada?
bir senede bir kişi açar, 13 kişi 76 saatte açar, işte ne bileyim 6 kişi de bunu 266 saatte açar diyor. Onlar koordinattır. O paranın, hazinenin alınabilmesi için, yani koordinat dediğim şifredir yani, öyle düşünün. Krokisidir onun beyninde bir şey, o rakamın bir anlamı vardır. O rakamların bir anlamı vardır, bir ana kaya vardır. 256 adım sol adıma gidersen gibi düşünün. Bunlar çok önemli. Mesela orada can alıcı bir şey daha söylüyor. Bir anlatımı da daha var şeyde. Yani bunları kaçırmamak gerekiyor, yakalamak gerekiyor. O anlatımları yani siz eşkıya belgeleri olarak düşünmeyin onları. Şey vardı, bir tane bir şey anlatayım size. Rocky Dağları'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane koleksiyoner bir tane saklama yapıyor arkadaşlar. Bu gerçek yani. Medyaya falan çıktı, 2000 yıllarındaydı. Saklamayı yaptıktan sonra içine belli koyuyor içine. Koleksiyonundan parçalar koyuyor, külçe altınlar koyuyor. 5 gramlık olması lazım. Neyse artık külçe altın neticede koyuyor. 1 milyon dolar civarında bir değeri oluyor tabii bunun. Bildiğim ve hatırladığım kadarıyla. Bir kitap basıyor arkadaşlar. Kitapta da şifreli olarak Rocky Dağları bölgesinde nereye saklandığıyla alakalı kitabı okuyacaksınız. Okuduktan sonra FBI uzmanları gibi okuduktan sonra kitap içerisinde oranın koordinatları, yerleri, rakamlarla artık kitabını okuduktan sonra Rocky Dağları'nın artık neresine saklanmışsa kitabın içinde şifresi vardı. Yıllarca araştırıldı. Birçok kişi peşine düştü. Define avcılarının merak konusu oldu. En son bir doktor, genç bir doktor tarafından bulundu bu. Ama yıllar sonra, 10 yıl, 15 yıl sonra mı ne bulundu? 16 ya 13 ya 16. Tabii o zamana kadar bizim o koleksiyoncumuz ölmüştü arkadaşlar. Kitabı defalarca okuyan bir şahıs. Çok da mantıklı, akıllıca bir şey. 1 milyon dolarlık bir hazine koyuyorsunuz. Bir kitap basıyorsunuz, içinde şifresi var. Düşünsenize, o kitap zaten 1 milyon doların çok fazlasını kazanıyor. Mantığa ve zekaya bakın. Belki 20 milyon dolar para kazanıyor. Bu da ters valör ticarette dediğimiz, yani farenin önüne konan peynir parçası gibi bir şey düşünün. Tabii şahıs ölüyor. Ondan sonra bir doktor da onu buluyor. İşte internette var, bakabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bazen çok parlaktır. Bakmayı ve görmeyi bilemeyen insanların gözlerini kamaştırır. Bizi tanıyamazsanız bize ne dost ne de düşman olabilirsiniz. Yapmış olduğumuz, göndermiş olduğumuz analizleri, bakın sizlerin göndermiş olduğunuz define işaretlerini muhakkak izlemenizi tavsiye ederiz. Sizlere çok büyük faydası olacaktır. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.